Hatta beklere bile özel değil mi? Saça Boya'ya... Tabii, Boya tabii oyun değişikliğine daha hemen maçtan önce planlanmışçasına... Çünkü gerçekten de Anadolu kulüplerinde ben de oynadım. Büyük maçlara bakışım hep oyuncu olarak da farklıydı. Ee, Kayseri aslında geçen sene bizde en azından ligin ortalarına kadar bir iz bırakmıştı. Kaldı tabii ki transfer beşi, yasağı oldu 2 yıldır. Var. Şimdi açıldı bilmiyorum. Geçtiğimiz yıldaki kadrosuyla evet. hemen hemen ben aynı kadro. Şimdi tabii bu kadroyu konuşurken... Şuraya da söylemekte fayda var. Okan Buruk için kolay bir sezon şey beklemiyor. Aynı şeyler İsmail Kartal için de. Şimdi diyeceksin ki ya böyle mis gibi takımlar var. Ben çok iddialı olmak istemiyorum. Tabii çocukluğumuzda ben futbolda izliyorduk. Tabii yerli daha ağırlıklıydı. Ee, bizim dönemimizde de tabii daha fazla yerli ağırlıklıydı. Ben gördüğüm en güçlü Fenerbahçe'yi uzun yıllar sonra bu kadrosunu görüyorum kadro olarak geniş olarak bir e, 2006-2007'lerde Zico döneminde işte Luganoğlu işte Davidti, Alexi, Mümitti <laughs> bu tip takım çok güçlü bir takımdı. Fenerbahçe Galatasaray'ın bu güçlü takımını yakalamak için ve geçmek için geçtiğimiz yıl aslında kupa almış, iyi puan toplamış olmasına rağmen gerçekten çok güçlü oyunculardan kurulu bir takımı yakalamak istiyordu. Hatta geçmek istiyordu. Galatasaray'da büyük kulüplerin en büyük dezavantajı bugün zaman zaman gördüm onu bir enerji kaybolur bir yıl sonra. Bir yıl önce çok kötü gidebilirsiniz ama bir yıl sonra düzelebilirsiniz. Örneğin geçtiğimiz sene şampiyonluktan bir yıl önce erken avlatmıştı Galatasaray. Ha, Bu kulüplerin bir. en büyük dezavantajı da enerji kayıplı olur yani motivasyon anlamında. Beşiktaş'ta çift kupadan sonra... Okan oradan çabuk. geleceğim. Okan Hoca geçen, geçen yıl 34 tane maç yaptı. 36 değil. 2 tane bay geçtiler. Hatırlayalım. Hı hı, hı. Topu topu da 5 veya 6 tane kupa oynamıştır. Değil mi? fazla? 40 kayaka oynamıştır. Ama bu yıl bekleyen onu daha henüz sezon yeni bitip 20 gün sonra açmasına rağmen 55 maç mı? 4. resmi maçı mı? Evet. 3 tane Avrupa'da bu. Şimdi bakın burada hoca ne yaptı? Şimdi taktikten gidelim ama önemli olan artık böyle güçlü takımların ve e, önemli yıldızları oynatmak kadar yönetmek gerekiyor. Bence kadro olarak transfer şampiyonu Beşiktaş olmamasına rağmen yönetim tarzının Şenol Hoca'nın diğer antrenörlere göre daha farklı olduğunu görüyorum. Daha iyi teknik adam diye konuşmuyorum. Biraz açar mısınız? Açık, oraya geleceğim. Buradan gideyim. Şimdi hoca rotasyonu yaptı ama Icardi'den dolayı rotasyon yapmak zorunda kaldı. Hazır değil. Tabii ki Zaha da hazır değil. Torreira'nın muhtemelen sakatlığım vardı ama devrede Diyerek. falan bayağı ısınıyordu, bilmiyorum. Ee, ben Barış'ın bu sene önemli işler yapacağını düşünürken, mesela tok olarak başladı, sonra bir değişikliğe gitti hoca. Önce kötü de oynamayan Dubois'ı çıkardı, aslında bugün kötü oynamıyordu. Çıkardı ki o da tepki gösterdi ki yapmamalı, ayrı konu. Angelino'yu soktu, sonra Kerem'i kenarıya, sonra bir değişik daha yaptı. Bence Oliveira da tam iyi oynamaya başlamıştı. O da çıktı. Şimdi buradan hep bir yere geleceğim. Kerem'i. Kerem evet ısınırken zaten oyuna girerken solak olduğunu zaten oyuncu evet, atarken gördük. Yani, yani belli. Temposu yüksek. Kaldı ki Bundesliga'dan gelen bir oyuncu. Çok temposu yüksek olduğunu zannetmiyorum. Fiziği iyi, ayağı iyi bir oyuncu ama ne kadar Galatasaray'ın yapısına uyacak. Çünkü yarın Toray'la geldiği zaman Öne daha agresif oynayan bir takım olduğu zaman Kerem'in performansını ben açıkçası merak ediyorum. Şimdi sonra Halil'i de aldı. Hatta bundan bir önce alan arkasına Kerem'i koydu burada evet. son haliydi. Kerem buraya koydu. Icardi, Zaha, Barış Alper. Barış'ın yorgun olduğu dakikalar, Zaha'nın sadece çizgide Bekir'le oynadığı dakikalar, Icardi, Kerem de buraya gelince aslında bu iş Kayseri'nin lehine dolaşabilir ama. Hoca dedi ki ben dedi burada bir istemiyorum. Üç istiyorum dedi. Kayseri'nin dezavantajı da o sağlıklı ve diri hazırlanan Kayseri kolay değil. Galatasaray'la oynuyorsunuz. Oyunun sonlarında onlar da mental olarak da fizik olarak da bir puana doğru gittiler. Bir risk daha aldı. Kerim'i sağ kenara koydu. İkinci santiforu soktu sağa Sağ çizgiyi koydu. Artık ya herro ya merro dedi. Hatta 97'de de gol de yiyebilirlerdi. Şimdi bunları niye anlattım? Taktik olarak böyle oynuyor. Bunu oynayabilirsiniz. Fakat Galatasaray'ın yönetimle ilgili Okan Buruk bugün kredisi çok yüksek bir teknik adam. Bugün itibariyle. Sebebi de Aksar'da kupa kazanmış. Başakşehir'de şampiyonluk yaşamış. Galatasaray'da şampiyonluk yaşamış. Ama geçen sene hafta hafta ve aslında 20 kişilik acayip bir kadro yoktu. Onun üzerinden 7'lik 8'lik önemli oyuncuları vardı rakibi Fenerbahçe'nin onun üzerinden 6.5'luk 7'lik geniş kadrosu vardı. Rotasyon yapmadan biz pazar maçtan sonra önümüzdeki hafta Galatasaray'ın oynayacağı takım biliyorduk. Evet. Mertens de biliyordu, Icardi de biliyordu, Kerem de biliyordu. Ama şimdi bakın bugün rotasyon yapmak zorunda kaldı. A hazır olmayan oyuncular var. Değil mi? Evet. 10 günde 15 günde oynadı 3 maç. Ve maçı. risk alamadığı Torreira var ilk kez resmi maça çıkan kimi sokuyor oyunu? Kerem miydi o şey orta sahadaki? Hayır Demirboy. Yani. Kerem Kerem evet Hı. Kerem sokuyor. Şimdi e, rotasyonlara mecbur olduğu bir sezon yaşayacağız. 40 değil veya 38 değil 50 maç oynayacak bir takım. Şimdi Dibuan'ın davranışını gördük. Geçen sene oturdum dedi ben. Orada da oturmasının sebebi Okan Hoca biliyor ki Solbek aslında hem Hatay'dan aldıkları Solbek bek henüz oynayan e, e, o, a, Adek ve daha yeterli olmadığı için taş deniyor. Kazımcan. Ha Kazımcan evet. Ama bu sezon oynatıyor. Evet, Avrupa'da oynattı. Şimdi Divoy'ı fazla kullanamadığı için o da Fransa milli takımında oynayan bir oyuncu kendine göre bugün ilk 11'de başladığım için iyi de devam edecek. Ya hafta oynatmayabilir. Bunlar Mertens'in Mertens de başına gelecek. Şeyin de maça başlayan 11'i kuralım. Bir tek bakan bu yeni. Geçen o da yarın bir rotasyona gidecek. Icardi hafta oynadı. Bu konusunda burada, hocam çok özür dilerim araya şunu koyayım. Acaba Dubois Angelino değişikliğini Icardi'ye biraz top yüksel hani son dakikalarda. Oraya da geleceğim. Evet oraya da geleceğim. O yüzden Şimdi, tercih o aslında, etmiş olabilir mi? Tabii ki. Dubağı'da o yok çünkü. Evet tercih etmiştim. Bence işte o artık 3 puana doğru Hı -hı. götürmek için yapıyor bunu. Ben neden çıkardı neden çıkaramadısını da değilim. Tepkisin... Şimdi burada yönetebilmek çok önemli. Okan Hoca hem olgun hem ikili ilişkileri iyi. E, antunülü de iyi antunülü de arkadaşımız. Şimdi yalnız haftaya mesela bakan bu kesebilecek... İşte ondan sonraki bunları yönetmek yönetemez demiyorum. Yönetmeli diyorum. Aynı şeyler Fenerbahçe için çok önemli. Ben İsmail Kartal'ın teknik olarak maça bakış açısına çıkardığı 11'i oynatmak istediği oyunu beğeniyorum. Genelde tek modeli var ama yani atlet oyuncuları savunmada kullanmak istiyor vesaire vesaire. Fakat işte Batu Şahı gibi Değil mi? Birinci gibi dakikada yaptığı bir arıza zaten. Var yani. İşte buraları yönetebilmek çok önemli. Yoksa bana göre Beşiktaş 2-3 tane devralısın iyi transfer yapmıştı. Sezon sonu yapacağı transferleri yapmıştı. Beşiktaş'ın da kağıt üzerinde rakiplerinden geride gözükse bu faktörlerden dolayı birkaç takviyeyle onlar da yarışın içinde ol, olacaklarını düşünüyorum. Trabzon'un tek şartının 3 oynar oyuncu alması lazım alternatif kadronun. Galatasaray yine şampiyonla oynayacaktır. Galatasaray'ın enerji motivasyon kaybının olması her kulüpte doğaldır. Galatasaray'ın bir farkı var son yıllarda taraftarı Galatasaray taraftarı ve Galatasaray'ın özellikle sosyal medyada medyadaki takımı diri tutuyorlar. Onu altın çizelim yani havlattırmıyorlar takımlarına ama bu sene mesela, geçen seneye göre daha zor bunu tabii sağlamak şu var mesela geçtiğimiz sene şöyle bir iki maç sallanacaklardı hemen toparladılar buna müsaade etmez. Galatasaray'ın ne kadar değerli, önemli kadro olursa olsun büyük kulüplerde e işte Trabzonspor uzak ara şampiyon oldu. Uzak, uzak ara kopdu. kaldı. Evet. Kaldı. Bu benzer durumlar tarihimizde çoktur. Galatasaray'ın en büyük beklenen tehlikesi bir, bu moral motivasyon ve e, iştahında azalma olabilir. Bunu da taraftar ve camiası kesinlikle buna müsaade etmez diye düşünüyorum. Özellikle içeride oynadığı maçlarda. İki... Okan Burun kesinlikle bu yönünü görmedik şu ana kadar biz. Yani yönetmek zorunda olduğu bir 18-19 tane oyuncuyu nasıl bakalım yönetecek? Bence yönetir. Burada kimin kime ihtiyacı var? Camiasının şey, işte yöneticisine destek. daha fazla destek olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa Kayseri maçında kaybedebilirsiniz de çok klasik olacak ligin başı falan ama e, bu kez kadrosu geniş ama kalitesini yükselten bir Fenerbahçe ve Beşiktaş çok tecrübeli ve Türkiye Ligi'nin deplasmanı en iyi oynayan topunu oynuyor Beşiktaş oynuyor bence.